Geldim. Geldim. Chat'te şu an çok az kişi var. Biz bizeyiz. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selam, YouTube'dan da kilitlenmeye mi geldik yoksa? Ya istemiyorum bu sefer. Kilitlenmek istemiyorum abi. Müziklerle takılmak istiyorum. Aleykümselam, hoş geldiniz. Tür olarak hop rap mi? Var mı güzel hip hop rap? Ruh hali. Dramatik. Dur, çok ses gelebilir. Kısayım biraz. Fena değil. Dursun aşağıda, tıkırdasın. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Müziğimizi verdiğimize göre. Slayer aslında güzel anime ama eşleşme olarak Jujutsu ya da diğer animeler biraz onun boyunu geçiyor. Yani o zaman ya demek ki öyle aman aman bir şey değilmiş. Selam Murat Mert. Hülagü'nün Nezuko büyüktür Jujutsu Kaisen demiş. Seyhan bir kişiye. Hoş geldin Seyhan. Cansın. Yayın tekrar olacak mı kaptan? Ya olacak, mecbur. Yani artık bu tarz müziklere döndüğümüz için. Tengen büyüktür Demon Slayer diyen var. Tanjiro o kadar eğitim görüyor. Ne anası ne babası, inanılmaz birisi. Yuji gibi kopya yapıştır birisi var karşısında. Abi isim vermeyeyim. Bir kanal Jujutsu çakma değil videosu çekmiş. Olabilir abi. Verme, boş ver. Görmedim. Artık Bleach yok. Nasıl yok? Gelin JJK'cılar, siz de bizim kardeşimizsiniz demiş Mets. Mets 17 ay maşallah, hoş geldin. Benim takipçiler benim Jujutsu Kaisen'i sevdiğimi bilir zaten. Benim Jujutsu Kaisen incelemelerini açın bakın bakayım ne kadar övüyorum. Bakü'den selamlar. Aleyküm selam. Gel, bir gelsen gezdireyim seni Bakü'yü. Abi Bakü'ye gelirsem haber vereceğim. Bir gün bakalım yolumuz düşecek mi? Demon Slayer benim okuyabilirim ilk mangayı, çünkü ne karmaşık bir hikayesi ne de karmaşık dövüş sahneleri vardı. O yüzden ilk manga olarak okunacak ortalama bir şey. Manga olarak okunacak çok şey var ya, anime olarak da bence Demon Slayer değil başlangıç animesi. Çok kaliteli çünkü görsel olarak. Selamlar kaptan, bana güzel bir doğum günü yayın olacak gibi bu arada. Odysseus senin doğum günün mü? Vay 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 Odysseus, iyi ki doğdun. Nice mutlu yıllara.
Chainsaw Man büyüktür, JJK büyüktür, Demon. Katılıyorum. Berlin'den selam kaptan, One Piece sefiri. Vay be. Berlin, Batı Berlin. Selam olsun. Nahçıvan'dan da gelen var. Şu sıralama işini yapıyor ya Odysseus demiş. Mets. Müzik niye durdu? Müzik durma. Abi kalan sürede üniversite sınavı kazanılır mı? Kazanılır abi. Ya ne kadar süre kaldığını bilmiyorum var. Hani Haziran'dadır falan diye hesap ettim. Dur anketimizi açalım. Demon Slayer. JJK. One Piece başladım. Günde 10 bölüm izliyorum. Normal mi? Normalin biraz altında. Öyle söyleyeyim. Jujutsu JJK tayfayla arayı düzeltme yayını. JJK tayfayla aramız iyidir ya. YouTube'daki JJK tayfayla. Instagram'ı bilmiyorum. Instagram'daki Jujutsu Kaisen tayfa da... Ya orada bana karşı çıkan tayfanın karşı çıkma argümanları birazcık garipti ya. Yani orayla aranın düzelmesi zor. Çünkü şöyle yorumlar geliyor. He o zaman bunda insan var. Bunda da insan var. O da bundan çakma o zaman falan gibi yorumlar geliyor. Ne diyeyim abi ya? Buna ne diyeyim ki? İlk başta bağımlı olmayayım diye 3 ile başlamıştım. İkinci hafta Alabasta'ya gelmiştim. Sea Kral menüde ne var bu akşam? Bugün ne yiyeceğiz? Doğu hoş geldin. Chat bizi nereye götürürse. Hep aynı şarkı çalıyor gibi geliyor bana. Herkes birden Fate serisi, Fate lobisi mi var ya? Hayırdır? Fate Zero izledim arkadaşlar. Bugün Demon Slayer yemiyor muyuz ya? Ya Demon Slayer yemeye kıyamam abi. Demon Slayer benim için ailenin küçük başarılı tıp kazanmış çocuğu. En küçük kardeşi. Kıyamayız abi. Yani bir iddiası yok ki Demon Slayer'ın. Ama iddiası olmamasına rağmen en başarılı anime ve manga sayısal anlamda. Legend of Northanblade'in ilk sayfasını, ilk şeyini açtım bölümünü. 5 sayfa gittim. Çizimler çok berbattı ya. Vallahi. Hiç de çizimleri takmam normalde ama harbi berbattı. Kiryu Kazuma hoş geldin. Bu arada PS5 kullanıcısı Efe Caklı, Seth Rail, Similodon, Kamil Sins, Mehmet Efe Erdoğdu, Yuli, Bekircan Köseoğlu, Yaser hoş geldiniz. Nice aylar arkadaşlar. Gurmeler sade Fate Zero izleyip alacağını alır seriden. Bu bilinir demiş. Met. Orijinal yorumlar. Jujutsu Kaisen'in mangasını güncelde değilim. Bıraktım şeyde. İki büyük karakterin kapışmasından sonra bir sarmadı yani. Bir devamını merak etmedim. Demon Slayer mangası sadece çibi çizimlerden oluşuyor. Animesi olmasa bomboş seri. Bomboş dediğin yani shonenlerin %80'i. Bu arada. Yani Demon Slayer'ın katılıyorum. Demon Slayer'ın öyle aman 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 orijinal yaptığı bir şey var mı mangada?
Yok, hatta eksi yazar, manganın çizimleri birazcık zayıf. Ama böyledir abi, animesi uçuruyor. Animesi mangayı da uçuruyor. Satışlarda. Ama bu her zaman böyle şimdi. Hollywood'da böyle değil mi? Ya Dune filmi çıkınca Dune hayvan gibi satmadı mı Dune kitapları? Game of Thrones çıkmasa Game of Thrones kitabı bu kadar başarılı olur muydu satışta? Bu böyledir. Yapacak bir şey yok. Vinland Saga animeden mi başlasa? Animeden. Mangayı boş ver. Berkano, selamlar kaptan, iyi yayınlar demiş. Hoş geldin Berkano. Kamui Ninja nasıl, izledin mi? Ona göre başlayacağım. Ya izlemek istedim de yok, henüz izlemedim. Fragmanını izlemiştim, beğenmiştim bayağı, yalan yok. Dragon hater toplamaya devam. Birinci senesinde, vay. Oğlum hater toplamıyorum lan. Abi benim yayın başlığına her zaman şunu yazıyordum. Anime manga sohbeti, gelen gelsin falan lan, ama kapakta da o yazıyor zaten. Başlığa da öyle dalgasına bir şeyler yazıyoruz. Bu arada Jujutsu Kaisen'in Demon Slayer'dan daha iyi olması tartışmaya açık bir şey miydi? Ben zaten hepimiz hemfikiriz diye yazdıydım bunu. Var mı Demon Slayer daha iyi diyen? Ben zaten hemfikiriz diye yayının başlığına bunu yazdım yani. Tamam. Demon Slayer Jujutsu Kaisen'den neden iyi? Yazın o zaman, haydi. Hep şey diyenler, Demon Slayer daha iyi diyenler bir yazsın bakalım. CCK animeden önce Axe yiyecekti. Ekim 2020 anime çıktı. Mangası 3 ay sonra 20 milyon sattı. Şu an 90 milyon. Daha az çakma diyen var. Duygusal açıdan diyen var. Animasyon çizim kalitesi diyen var. Fatih Külekçi 10 kişiye çok sağ ol. Öyle bir sahne girdi ki lan, bırakın şu Demon Slayer Jujutsu Kaisen'i de birazcık da dünyanın en iyi animesini konuşalım der gibi sanki bir sahne girdi. Fatih hoş geldin, sefa getirdin, eyvallah. Johnson. Mustafa Dizebek, Seha Engin abi. Aleyküm selam. Şimdi animasyon dediniz. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Jujutsu Kaisen'in ikinci sezon Demon Slayer'dan aşağı değil animasyon olarak. Onu söyleyeyim. Demon Slayer'ın kendine has bir tarzı var. Ama Jujutsu Kaisen'in de kendine has bir tarzı var. İkinci sezon berbat abi. Oğlum aynı ikinci sezonu mu izledik? Ne izledik ya? Ne izledik oğlum? Farklı sezon, farklı animeler mi izledik? Lan animasyonla iş mi olur hikayen çöpse? Oluyor işte. Oluyor bu arada. İyi olduğu için değil de daha çok bana şahsen animeyi sevdiren animelerden biridir. Çünkü ben Demon Slayer'dan sonra One Piece başladım. Çoğunuza tuhaf gelecektir. O yüzden daha çok anlamlı olduğunu. Dark Cavalry, sen harbiden bordo bereliymişsin ha. Demon Slayer'dan çıkıp One Piece'in birinci bölümüne tıklamak var ya. Harbi bordo bereli işi yani. Reis, arkanda toplam kaç manga var? Mert, aşağı yukarı 600-700 arası. Tam bir sayı veremiyorum. Saymayı bıraktım bir süre sonra. İkinci sezon neresi? Güzel ışık patlaması var. Kaliteli çizimleri yok. Savaş sahnelerine bakın. Dur, bakın bir. Allah Allah. Oğlum ben çok beğendim lan. Ben niye beğendim oğlum o zaman?
Al bunu, ben yanlış sezon mu izledim lan? Ben Jujutsu Kaisen ikinci sezon diye Hunter x Hunter bir daha mı izledim de beğendim acaba? Niye böyle oldu? Ya Jujutsu Kaisen'in ikinci sezonunu beğenmediniz animede yani. Şu an doğru mu anlıyorum? Mangayı adapte edemiyor. İkinci sezon yönetmenin vizyonsuzluğu. Sor bakayım, mangayı adapte etmek istiyor mu ama? Mangayı adapte edemiyor dediğin ne lan sen? Hanami vs Gojo'yu falan ben yanlış şey mi izledim? O neydi lan, o mangayı almış ona katlamış. O Gojo bir şeye ilk bir başlangıç var ya, gidiyor Jogo ile şeyin arasına dalıyor Hanami'nin. Neydi lan o öyle, ben ne izliyorum lan dedim. Paramparça ediyor ya böyle, ışıklar gidiyor geri geliyor falan, böyle paramparça olmuş. Oğlum siz yanlış anime izlemişsiniz lan. Jujutsu Kaisen ikinci sezon diye başka anime izlemişsiniz oğlum siz. Oğlum Toji'ler, Toji vs Geto'yu falan izle, o da ikinci sezon ha. Geçmişi anlattığına bakma, o da ikinci sezon. Arıza var ben size söyleyeyim. Arıza var. Hepsi çok iyiydi. Boşa laf atmayın. Boşa laf atmayın. İkinci sezon çok iyiydi. Jujutsu Kaisen'in. Emrah Bekdemir 110 TL. S.A. Engin'cim, Omniscient Readers Viewpoint tavsiye ettiğin kadar güzelmiş. İhtiyarlar Heyeti bunu beğendi. Vay 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 vay. Emrah Bekdemir dediklerini beğendi. 200 puan hibe edildi. Emrah, hoş geldin, kesene bereket. Abi iyidir, biz boş şey önermeyiz. İkinci sezon biraz sıkıcıydı birinci sezona göre. Hangi kısımları sıkıcıydı? Caner Hoca gelmiş. Caner Cem Yaman'ın Twitch adresi Caner Cem Yaman bu arada. Takip etmeyi unutmayın. Birinci sezona göre kalitesiz bulan çok. Bana niye laf atılıyor o zaman Jujutsu Kaisen şöyle böyle diye? Hoş bulduk ama sayende uykusuz kalıyorum manga okumaktan. Ya Emrah, manvalar öyle ya. Harbiden bir başladın mı bırakılmıyor. Kötü oldu derken animasyonu kötü oldu diyenler var. Ya kötü olan bir anı hatırlamaya çalışıyorum. Sukuna vs Mahagora'yı mı diyorsunuz kötü diye? Kötü olan ne, orası mı? Sukuna geldikten sonrası mı kötü? O da çizim stil babacım. Ya evet abi, bu arada orada birazcık evet stilist bir yaklaşım var. Abi Hunter x Hunter evreninden Gon'u çıkarsak kusursuz olur. Efsane 7 tane anime bölümü izledik biliyorsunuz. Kick'ten kicklendik, Twitch'e geçtik falan. En etkile... Ya bütün chatten şöyle bir reaksiyon aldım ben. Şöyle chat'e göz ucuyla baktım. En fazla etkilenen bölüm Gon'un Rage bölümüydü. Herkes böyle bir şey oldu yani. Ne izledik lan biz oldu yani. Allah için Yuji ile çekirgenin dövüş sahnesini açıp bakın, berbat rezil. Mangada çok daha iyi. Lan o su ne oğlum lan? Oğlum onu takan mı var? Çekirge mekirge ne yapayım ben?
Kaptan ben ikinci sezon birinci bölümü izlerken ilk kez bir animede oha bu görsellik ne lan demiştim. Demon Slayer'ı da izledim o kadar ama onda hiçbir zaman bunu dememiştim. Jujutsu Kaisen'in ikinci sezon birinci bölümü öyle bir açılıyor ki lan sinema mı izliyorum lan ben olmuştum. Abi Jujutsu Kaisen yapıyorsan manga adaptasyonu çok önemli değil. One Piece mi bu? Zaten vurdu kırdı. One Piece'te çok kızıyorum da Jujutsu Kaisen'de şov yapın ya. Kızmıyorum. Akainu. Merhaba paşam. Abi sence son zamanlarda Jujutsu Kaisen çizim mi daha iyi One Piece mi? Hiçbir zamanda One Piece'in çizimleri Jujutsu Kaisen'den iyi değil. Son, ilk, orta, orta son, az orta. Ama tabii Wit Studio'nun One Piece'ini göreceğiz. Ali Çoban 110 TL One Piece'te çıkarabileceğim bir sürü içerik var. Lütfen daha sık video at. Ali Çoban. Çok içerik var doğru evet. Buna bir şey diyemedim. Kesene bereket. Benim kafamda da çok içerik var ya. Sadece One Piece değil. Benim kafada da bir ton içerik dolu da. Her zaman olmuyor işte. Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Çıkarıyorum ya son ya YouTube'da da 4. yıla girdik ha. Emin'cim hoş geldin ve görüşürüz. 4 yıldır bir şeyler üretiyoruz ama zaten yani az da video yapmadık şimdi Allah var. Abi anime Evangelion'la başladım o tarz önerebileceğim başka seri var mı? Yok. Ya o kadar yok yani işin felsefe tarafını atarsam bazı şeyler önerebilirim ama o da Evangelion gibi olmaz. İyiliğinden dolayı değil sadece. Farklı bir kafayla başlamışsın. Niye onunla başladın? Line öneriyorlar bak ben bilmiyorum Line'i. Hadi ben de kaçtım görüşürüz. Emrah görüşürüz kendine iyi bak. Eyvallah. Kaptan Etçi izler misin? Hayır. Niye öyle bir şey mi sezdin? Öyle bir hissiyat mı aldın? İzlemeyiz kardeşim. Biz sadece helal animeler izleriz. Helal mangalar okuruz. Biz de böyle. Oy. Yo ya ecchi bir tarz olarak mı geçiyor? Yani ecchi benim bildiğim yancıdır. Hani bir tarz vardır zaten. Bir de ha bu biraz da ecchi bu arada falan diye eklerler. Yani ecchi diye bir tarz var mı hani? Konusu ne? Ecchi. Ghost in the Shell ya evet Ghost in the Shell de var da yani Evangelion gibi bence o da değil. Yani o yüzden Ghost in the Shell'i önermedim. Bilal Yavuz 55 TL Kaptan One Piece animesine tekrardan başladım. Wano sezonundan 1088 bölümüne kadar hiç bu kadar boş ve atladığım anime olmamıştı. ...1088. bölüm Wano bölümü mü? Ya bir tane filler bölüm vardı Wano'da. Sen acaba onu mu diyorsun? 1088 o olabilir mi? Bakayım şuradan. ...1088 One Piece'in en önemli bölümü bu arada. Bu değil herhalde. Wano sezonundan 1088 bölümüne kadar hiç bu kadar boş ve atladığım anime olmamıştı. Ha, Wano'dan 1088'e kadar hep atladın. Sanırım, tamam. Bilal anladım. Ya One Piece abi böyle. One Piece'in suçu değil bu. Toei animasyonun suçu bu arada onu da söyleyeyim.
Ya mangadan gitseymişsin keşke abi. Yani ben animeyi baştan izlemenizdense ikinci turu mangadan yapmanızı daha çok tavsiye ederim. Yalan yok. Beyza Bozkurt 10 kişiye GL. Beyza çok sağ ol. Johnson gene bir Dragon Dive. Abi çeviri yok ki mangada. Var bu arada da çaktırma. Bana burada şimdi korsan sizi de önerttirtme. Var. Renkli diyar at. Renkli. Tabii ki bu arada gidip kitapçılardan da alabilirsin. One Piece cilt olarak Türkçe. Almanı öneririm. Sabaody'ye kadar en azından okumuş olursun. Şu an oraya yeni geldi çünkü. Kıraathane gelecek mi? Planlı bir şey değil abi kıraathane. Ama One Piece değil de şey, One Piece demişim. Usta yengeye Elif dedin. Hunter x Hunter övgü videomuzun ikincisini attık. Yani bu sefer manga övdük. Burada övmeyeceğiz. Gidip o videoyu izleyebilirsiniz yayından sonra. Şimdi gidiyormuş herkes yarısı. Biz kaçar diyormuş. Oyasumi Pumpun okuyun millet. İyi akşamlar. Oyasumi Pumpun okuyacağınızı Bessatçı'ya öneriyorum. Psikolojik buhran. İlla psikolojik buhran istiyorum diyen Pumpun yerine Bessatçı'ya izlesin abi. Bilal Yavuz 55 TL. Zaten mangadan gidiyorum 1,5 senedir. Sizinle birlikte takip ediyorum One Piece manga. Bilal eyvallah, kesene bereket. Ya baştan başlayacaksan diye dedim ben. Hani bir tur daha atıyorsan falan, hani sıfırdan mangadan direkt. Öyleyse de bir şey demiyorum. Öyleyse de okey. Doğrusunu yapıyorsun. Seyhan bir kişiye öylek hediye etti. Seyhan çok sağ ol. Pumpun yorumuma katıldın herhalde. Onun üyeliği mi? Bessatçı'ya podcast'i bekledi. Oğlum Bessatçı'ya oy verecektik de askerde olduğum için veremiyorum. Bilmem ne ölüm sahnesi sence mangada mı daha iyiydi yoksa animede mi abi? Spoiler vermemek için okumadım. Animede bence çok güzeldi. Bütün ölümler animede daha güzeldi. Kaptan Wit Studio beni çok korkutuyor. Görsel olarak harika bir şey izleyeceğiz ama biraz araştırdım. Wit özellikle başta Mikasa olmak üzere mangadaki çok fazla sahneyi atmış animeden. Gore sahneleri attılar. Çünkü Attack on Titan'ın mangası çok gore. Yani işkence sahnesi var mesela şeyin, Levi ile Hanji'nin. O sahnenin yarısı yok animede. Ninja Kamui mükemmel bu arada. Sung Ho Park JJK 1. sezon direktörü ayrılıp kendi stüdyosunu kurdu. EH Production diye. Hikaye animasyon mükemmel. Lan bu EH dediğin şey değil mi? One Piece Ryuma animesini yapan değil mi? Vallahi o. Kolay gelsin. İnşallah Ryuma animesindeki dandikliği Ninja Kamui'de düzeltmişlerdir. Ama bak ismini unutmamışım. Unutmam abi. Kötü iş yapanı unutmam. Kötü iş yapıyor. Hell's Paradise, Mappa. Unutuyor muyum hiç? Hayatta unutmam artık. Malik 55 TL. Ninja... Ha, bunu okumuştum pardon. Malik çok sağ ol. Kesene bereket. Bir oradan bir buradan okuyunca beyin yandı. Kusura bakma. Ninja Kamui 7 bölüme bayar. Uchiha Naruto. Senin nick falso.
Profil fotoğrafında Demon Slayer var. Demek ki o yüzden bayağı ölümüne savunuyordun az önce Demon Slayer'i. Şimdi birazcık oturmaya başladı. Taşlar yerine oturmaya başladı. Uçuyan Naruto. Meruya memajımız yok muymuş? Vay lan. Önemli karakteri unutmuşuz. Hiç mi yok? Harbi yok. Harbi yokmuş. The Boxer okumadım ya. Oğlum bu Legend of Northumbrelade harbi iyi mi lan? İlk sayfaları çok dandik oğlum. Devam edemedim yani. Ya, bu ne lan dedim. Ben mi çizdim bunu falan dedim. Niye öyle? Omniscient Reader'da 110'da falanım da devam etmeyeceğim herhalde ya. Ben alacağımı aldım. Kaçar. Ben kaçar. Gibi bir çıkış yapacağım seriden. Alacağımı aldım çünkü ve hep sürekli artık şey yani. Hani güzel tamam çok güzel. Güzel tamam yeter. Gibi. Bilmiyorum. Ya merakım çok kalmadı açıkçası. En iyi anime stüdyosu. UFO Table mı desem? Prime Madhouse bir başka tabii. Prime Madhouse bambaşka. Netero no kobushi wa 音を置き去りにした. Abi bak 24 bölümlük Rainbow'u izle. Beğenmezsen ne istersem yaparım sadece izle lütfen. Ne yapacaksın oğlum? Beğenmezsen git. Kendini tokatla mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Leosra Paşa bir kötü olarak Griffith'i anlatır mısın? O ne kadar genel bir soru lan bu. Ne kadar genel bir soru. Griffith kendi kutsal gördüğü amacı için hayatındaki bütün etik ve ahlak değerlerini feda edebilecek kadar hırslı, melek yüzlü bir şeytandır. Griffith. Ve tabii mükemmel bir manipülatör. Aynı zamanda. İnsanlara kendini hayran bırakabilme özelliğine sahip. Bu da zaten onu en tehlikeli insan tipi yapıyor. İnsanlar hayran kalıyor Griffith'e. Ama bilmiyorlar ki hayran kaldıkları kişi kötülüğün ta kendisi. İyi anlattım ha. Bak başta anlatamayacağım sandınız. Bak, başta bir şey olduk, bir endişelendik ama bence kurtardık. Küfür serbest değil, hayır. Hocam bugünkü yayının başlığı olmamış heyecan yaratmıyor. Herkesin bildiği bir gerçek zaten bu. O yüzden ben de evet bu sefer birazcık milletle aramızı bozmayalım dedik de bir Demon Slayer'cı tayfa çıktı birden. Hemen shorts çıkart bunu abi. Oo buna bir shorts yakışır. Griffith, iki cümlede Griffith falan. Bu yayınlardan çok çıkar abi ya. Aslında bir videodan 100 tane de çıkar da ben ilk denk geleni atıyorum ya. En sevdiğin anime One Piece mi, Hunter x Hunter mı? One Piece benim en sevdiğim ikinci anime. En sevdiğim anime One Piece. En iyi anime Hunter x Hunter. En başarılı anime One Piece.
En iyi manga Vagabond. Aldım. Başka ne var? Benim liste böyle. Kaptan haftaya da Demon Slayer büyüktür. Boruto yaparsın. Bu sefer Demon Slayer'cıların gönlünü alırsın. Gönül alma derdimiz yok. Çünkü ben kimseyi şey yapmadım. Ya ben Yamamoto'ya loser diyorum diye niye Bleach'çiler bana sövüyor onu anlamadım ben. Değil mi abi bu adam loser? Bana diyorlar ki şunu 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 yendi. Yani 3 tane dandik Arankar'ın birleşip bir yaratık çıkardığı sahne var ya Yamamoto geliyor tek atıyor. Bana onu anlatıyorlar. Bana ne oğlum? 2 tane yenmesi gereken adam vardı. İkisini de yenemedi abi. Loserlık budur zaten arkadaşlar. Ya loser şu demek değil. Bak winnerlık, loserlık nedir? Bu terimleri şey yapın. Bir hafızaya atın. Bak çok güzel çünkü. Bazı karakterlere çok güzel uyuyor. Final kaybetmek ve kazanmak üzerinedir. Winnerlık, loserlık. Michael Jordan tam bir winner. Niye? Çıktığı her finali kazanmış ya. 6'da 6. Hani çok güçlü, tarihte bunları yenmiş diye loserlık gitmiyor. Kazanması gereken 2 tane savaş vardı. İkisini de kaybetti ya. 2 tane final vardı, ikisini de kaybetti. O yüzden Yamamoto'ya loser diyorum ben. Loserlık, winnerlık budur yani. Nunu, Kaptan Hunter x Hunter ne zaman dönüyor? Mangası biraz daha devam etse dönerdi. Hani anime o satın alacak olan anime stüdyosu eğer mangadaki Succession War sezonun biteceğine güvenirse emin olursa çıkar. Seha abi nasılsın? İyiyim Ömerciğim, hoş geldin. Sen nasılsın? Gojo loser. Ya evet, Gojo da finallerde biraz cozuttu. O kadar güç. Doğru. Gojo da bir tık loser. Şimdi Hiruzen. Hiruzen videosuna gelen yorumlar daha komik. Şimdi Hiruzen Reels'ı zaten şöyle çıktı. Biri chat'e şunu yazdı. Abi şu kadar şu kadar jutsu biliyor şu şu şu. Ben de dedim ki kağıttan bilgi okuma. Böyle 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 diye anlatıyorum. Yorumlara şöyle geliyor. Yalnız birader Kishimoto bunu bilmem ne book şeyinde yazdı. Hani karakter bilgileri kitabı çıkarıyorlar ya, hemen iteliyorlar biraz daha satsın diye yan ürün. Yalnız Kishimoto orada şunu şunu şunu. Lan zaten video kağıttan bilgi okuma diye başlıyor zaten. Abi bak ben şu lafı çok seviyorum. Bu bir meşhur, sanırım yanlış hatırlamıyorsam şiirden bir kısımdı. İşte aynesi iştir, kişinin lafa bakılmaz. Bu büyük bir sözün bir kısmı ama bu kısmı bile gayet yeterli. Siz hemen bir mangaka bir şey yazdı mı şey oluyorsunuz böyle. Yalnız öyle dedi. Engin öyle dedi falan oluyorsunuz. Neymiş? Gege Akutami şey yazmış. Ya ben aslında Gojo'dan nefret ediyorum. Çok sevdiğim bir karakter değil falan yazmış. Jujutsu Kaisen izlemediniz mi? Sizce öyle mi? Yoksa Gege Akutami ergenlik mi yapıyor orada? Trip atıyor. İnsan sevmediği karakteri öyle şey yapar mı? Resmeder mi? Niye o zaman mangadaki karakterlerin yarısı her göründüğünde Gojo'yu övüyor? Gojo böyle adam, şöyle adam, böyle güçlü, böyle yakışıklı, böyle böyle böyle. Bütün franchise'ı Gojo'nun üzerine kurmuşsun. Ne anlatıyorsun? Ama dedi ki, bilmem ne röportajında dedi ki, ben Gege sevmiyorum Gojo'yu. Siz de hemen zıplıyorsunuz sazan gibi. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Siz ne yaptığına bakın. Sözlerini boş ver.
Burak F 55 TL. Annesiz Yürüzen 5 yaşında çocuğa para atıp bu ay bununla idare et, boşa harcama diyor. Ay sonu zor getiriyor annesiz babasız dışlanan çocuk. Ya evet, bir de Yürüzen'in Naruto'ya kesinlikle bakmaması ve Sasuke'ye de sahip çıkamadı bu arada. Sasuke de aslında ona emanetti diyebiliriz. Ya Yürüzen harbiden çok fail bir karakter ya. Oğlum harbi fail bir karakter. Hiruzen çalmasını bilmediği için fakir demiş Ufuk. Oto o okizari ni shita. Burak çok sağ ol. Kesene bereket. Hoş geldin. Yeni geldin sanırım. Görmemiş de olabilirim. Can Sungur abiyle tekrar işbirliği gelir mi? İşbirliği mi? İşbirliğimiz yoktu. Davet ettim. Beni kırmadı, geldi. Söyleşi tarzında veya Mert Günan abiyle benzeri bir övüş içeriği. Şu an öyle bir şey yok ya. Yani öyle bir plan henüz yok, bilmiyor. Ya o gibi şeyler planlı gerçekleşmiyor arkadaşlar. Merve hoş geldin. Selams. Bizimkisi gönül birliği, evet. Can Sungur'un One Piece şeyini izledim tabii. Hocam CSSM, Mert Günhan, One Piece, RPG. FRP. Ya ben bu FRP ile ilgili fikrimi söylersem burada beni linç edersiniz. FRP sevmiyorum. FRP izlemeyi de sevmiyorum. Dinlemeyi de sevmiyorum. Bu yüzden oynamayı da hiçbir zaman tercih etmedim. Etmem gibi de geliyor. Birazcık fikrim bu. FRP işte roleplay. Free roleplay mi oluyordu? RP de denir. RPG de denir. Sevmiyorum abi. Ne yapayım? Suç mu kardeşim? Güzel örnekleri var ama. Ya podcast tarzı olunca fena değil. Hani bir nebze daha hani devam edilebilir oluyor. Podcast tarzı. Ama hele bir de görünce hiç şey yapamıyorum yani. Blanheim hoş geldin. Alkaos hoş geldin. Siftah yapmış arkadaşlar. Cahre'nin son yaptığını izledin mi? Abi izlemeyi sevmiyorum diyorum FRP. İzledin mi diyorsun? Genelde gördüğüm yerde değiştiriyorum. Tokyo Ghoul ilk çıktığı zamanlar izliyordum tabii ki. Tokyo Ghoul'un mangasıyla arasındaki farkı öğrendikten sonra lan biz bunu boşa niye izledik oldum ve bıraktım. Hunter x Hunter ilk sezonu berbat. İnsanların bu serinin kıymetini bilmemesi normal geliyor. Hunter x Hunter'ın ilk sezonu One Piece'in ilk sezonundan iyidir ama. Berbat dediğin. Ya bence çok berbat değil de. Yani vasatın üstü.
Hisoka var oğlum bir kere. Hangi açıdan Demon Slayer'dan, Jujutsu Kaisen Demon Slayer'dan daha iyi konuşuldu mu? Yeni geldim. Battle Shonen olarak bakarsam Battle Shonen'lik açısından çok daha iyi bence. Savaşları çok daha ilgi çekici ve heyecanlı. Jujutsu Kaisen'in savaşları heyecanlı gerçekten. Çünkü az da olsa şunu başarabiliyor. Ya kim kazanacak acaba ve şu ölecek mi acaba? Çünkü biraz o konuda cesur Gege Akutami. Demon Slayer'in savaşlar çok iyi ama Demon Slayer'in savaşlarda yani eminiz ne olacağını gibi geliyor. Bilmiyorum size öyle geliyor mu bilmiyorum da. Bir de Jujutsu Kaisen nasıl anlatsam? Ya tam anlatamadım da. Ya Demon Slayer çok böyle şey ya. Lineer ve üstünkörü. Bu kadar da güvenli oynamazsın, anladın mı? Ya bu kadar da güvenli oynama. İlgi çekici karakter azlığı var Demon Slayer'da. Kesinlikle ilgi çekici karakter azlığı var. Bak, Jujutsu Kaisen öyle karakterler yaratıyor ki ekrana çıktığı zaman heyecanlanabiliyorsun. Sukuna, Gojo, Hoji, Nanami, Todo. Yani daha say mangaya girmedim. Mangada daha fazlası da var. Evet, yani o Yuta'lara, Hakari'lere falan girmedim. Mangada onlar. Ya arkadaşlar, Demon Slayer animesi final verse ve Demon Slayer'ın üzerinden 10 yıl geçse Demon Slayer'da kaç karakter hatırlanır ya? He? Kaç karakter hatırlanır ya Demon Slayer'da? Makide tabii. Ya mangaya girmedim. Şimdi Maki'nin de ilgi çekiciliği biraz mangada. Jujutsu Kaisen'den de hatırlanmaz. Jujutsu Kaisen'den çok hatırlanır. Bu saydığım karakterler unutulmaz bence. Çünkü zaten daha bir kere şimdiden hani ekrana çıktı mı heyecan veriyor. Şimdi arkadaşlar birazcık spoiler gireceğim. Mangadan biraz spoiler gireceğim şimdi. Kemerleri bağlayalım. Jujutsu Kaisen. Şimdi Jujutsu Kaisen mangasını bir kere okumaya başladın mı? Ben şöyle, birinci sezonu bitirdim, mangayı okumaya başladım. Sonra güncele geldim, Maki olayları oldu. O sırada güncel bölümdeydim. Güncele geldikten sonra tekrar ara verdim. Çünkü tam da hani mevzu başlıyordu. Artık yenisi, tam Hakari'yi görmeye gidiyorlardı işte. Sonra bir daha başladım. Baktım işte şey, Gojo vs. Sukuna var dendi. Tekrar başladım. Gittim. Gojo vs. Sukuna'ya gelince bir Gojo geri geldi ya. Bak istemsizce bir şöyle oldum. Şöyle bir diklendim. Dur lan dur şimdi bir şey hadi bakalım falan oldum. Şimdi bak bunu yaptırabiliyorsa tamam. Ortada başarılı bir şey var. Demon Slayer'de bu yok. Çünkü Gojo ve Sukuna gibi ilgi çekici iki karakter yok. Yok. Bu. Rengoku diyor ya. Oğlum Rengoku geldi, seriye girdi, savaştı, öldü, çıktı zaten film. Yani o süre geçmedi ki, ilgi çekicilik süresi geçmedi.
Rengoku ölmesine rağmen DS'nin ikonik karakteridir bu arada. Yusuf Solmuş, yorum o kadar yanlış ki. Ölmesine rağmen. Zaten bir karakteri ikonik yapan, bir karakteri ikonik yapmanın en basit yolu o karakteri öldürmek zaten. Öldüğü için ikonik. Ölmesine rağmen değil. O yüzden yorumu maalesef kabul etmiyorum. One Piece spoilerları, yani ipuçları geliyor. Geldiği an şey yaparız. Tabii ya, diğer tarafta açabilme şansımız yok. DS mangası ilk çıktığında nasıl One Piece'i geçti? Abi One Piece'i geçmek öyle şey değil arkadaşlar. Ya One Piece'i dönemsel geçmek önemli değil. One Piece gibi 25 yıl boyunca zirvede kalmak önemli. Yani dönemsel gelip geçenler olur. Animesi çok gazladı abi şimdi yani. Abi Gojo mu Sukuna mı? Bir şey diyeyim mi? Gojo. Gojo vs Sukuna'da Gojo'nun tryhard'ı beni benden aldı. Çok güzel varını yoğunu koydu ortaya. Ben şey oldum. Olsun lan evlat dedim. Kralsın. Helal lan çocuk dedim. Keşke ama bu kadar iddialı konuşmasaydın zamanında da dedim yani. Hani. Bu kadar iddialı konuşmasaydın da olurmuş. Tabii Mahogora biraz darladı. Gojo'yu biraz darladı. Yani Sukuna ama Mahogora işte ilk o ikinci sezonda zaten kafaya taktı lan dedi ben bunu şey yaparım. Bu iş görür. Ne Aywin? Malik 22 TL. Eyvallah. Kesene bereket. Biraz evet tam zamanında attım bu yorumu. Ya Gojo vs Sukuna'da şunu gördük. Gege Akutami'nin harbiden Antrix Hunter'ı okuması işine yaramış. Biraz daha analitik bir savaş yazmış yani. İki tarafın da kendi üstünlükleri, karşının zayıflığı veya karşının üstünlükleri üzerine analiz yapıp sürekli ona göre yeni taktikler geliştirmesi savaş içinde. Bir şeyler kapmış Gege. Aferin Gege. O işi video stokluyor musun abi? Daha erken ya, son hafta stoklarım. Yani video stoklamakta bir şey yok. O işi. Ha, Hunter x Hunter gelir mi bilmiyorum bu arada. Öyle büyük videolar zor. O işi kesene bereket sağ olasın.
Fatih 20 kişiye. Vay 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 vay. Spoiler bitti mi? Bitsin, tamam hadi, spoiler bitti. Spoiler bitti. Mert görüşürüz. Fatih çok sağ ol, cansın. Askerdeyken Grantlan yolculuğuna ne sıkla video atacaksın? Haftada bir video, haftada bir podcast. Yapabilirsem aynısı buraya da. Oğuzhan Emre 110 TL. Oğuzhan çok sağ ol, kesene bereket. Karakter anlamında Sukuna Gojo'dan çok önde, en güçlü olan ve en güçlü doğan arasındaki fark bunu açıklıyor. Bence birisi zayıfsın diyor, diğeri gurur duy diyor. Oto o okizari ni shita. Oğuzhan Emre kısmen doğru. Kısmen doğru ama şimdi bak, Gojo'ya haksızlık yapma. Şimdi Mahogora birazcık şey, yani hesapta olmayan bir şeydi. Mart'ta gidiyorum. Netero no kobushi wa oto o okizari ni shita. Çok yanlış anlaşılmış bence. Gojo'nun eziksin dediği yer insan öldüren bir lanete övgülü sözler söylemesi bir insanın normal olmazdı demiş. Yani Gojo'nun karakteri zaten bu abi. Ne yapalım yani Gojo'nun karakteri? Netero no kobushi wa oto o okizari ni shita. Mehmet Karacaoğlan abi, Akamega Kill yorumlar. Valla Akamega Kill'i ya iki bölüm falan izlemiştim ya. Çok sarmadı beni de. Akamega Kill ya bu kadar aslında, diyebileceğim bir şey yok. Çok da hatırlamıyorum. Birazcık bana vasat geldi. Estet karakterini biliyorum. Bilmemek mümkün mü? Hep bir yerlerden çıkıyordu sonuçta. Sonuna denk gelmiştim biri izlerken. Başkası izlerken. Yok abi, beni sarmadı. Ben kendi sarmayacak şeyi anlıyorum önden. Çok ortalama geldi bana. Yalan yok. Herkes ölüyor. Burak be. Filistinli İnsana Zor 22'de de abi Berserk bitti. Miura'dan sonra çizimler kötüydü. Filistinli İnsana Zor Miura'dan sonra 1-2 bölüm falan okudum. Zaten anladım ben. Çizimden değil. Bir gariplik vardı. Devam etmedim. Keşke sen de devam etmeseymişsin diyorum yani. Yalan yok. Burak ve kesene bereket, Filistinli senin de. Abi yayın kickte mi? Ne kick oğlum, işte YouTube. Ne oluyor oğlum? Lan ne oluyor? Show TV'de. TV 8'de yayın. Oğuzhan Emre uzun dönem maskerlik. Hayır abi, bedelli. Kick bitti bizim için. Ya Kik'in racon kestiği tek Türk yayıncıyız. Herkese evladı gibi yaklaşıyor ama bize ters gidiyor. Ters o. Okey. Biz de görüyoruz ve arttırıyoruz. Netero no kobushi wa
Oto o okizari ni shita. Bir şey diyeyim mi? Kick, bana Kick'le ilgili mesaj atıyorlar. Açıp baktım sonra. Millet film falan izliyor. Bak animeyi geçtim. Film falan izliyor. Animelerde izleyenler var. Sözleşmeli diye herhalde. Herhalde sözleşmeli diye. Yani upuzun yazı yazacağına çete hemen bir mailden sözleşme yollasaydın imzalayıp devam ederdik yolumuza ya. Yani. Oğuzhan eyvallah, kesene bereket. Bedelli gidiyoruz. Bir ay Mart'ta yokum arkadaşlar. Nisan'da görüşüyoruz. Heaven'lı Delusion'la ilgili video, stok video olarak yapacağım. Stok video olarak o bültende yalayıp yuttuğumuz serileri yapmak istiyorum. Şikayet eden olmuş, oğlum şikayet etse ne olur? İzleniyor zaten platformda yani. Görüyorlar. Sadece bizi görmüyordur herhalde. Recep 55 TL. Engin, Demon Slayer'da çibi şakaları çok bayıyor. Kılıççı elemanın tip triplerden bıktım saldım. Bu arada 15 ay olmuş, fena gitmiyoruz. Recep hoş geldin. Kesene bereket. Ya Demon Slayer'da ya birazcık da o ama abi Demon Slayer, yani anladın mı? Sengoku Daimakyu izledim işte. Heavenly Delusion dedikleri o. Oradaki komutanlarına falan Hunter x Hunter öv. Biliyorsa anime. Ne, why not? Mavi Kilit izledin mi? Blue Lock izledim, evet. Geçen sene de soruyordunuz. İzlememiştim. İşte bu sene izledim. Kimse sormuyor ama. Güzeldi Blue Lock. Çok güzel, eğlenceliydi. Bir çırpıda izledim, bitirdim. Aktı gitti. Mangası da çıktı şimdi, Türkçe çıkıyor. Komik şeyler basıyor. Onu da aldım. Hype kaçınca kimse sormuyor. Ben biraz hype kaçınca izleyen tipteyim ama. Yalan yok. Recep çok sağ ol. Demon Slayer'da chibi şakalarını ben severim ya. Chibi yer. Saruhan. Saruhan yeni Seydan oğlu değil miydi senin tam adın? 5 avro. Bence Jujutsu Kaisen'in mangası iyi değil. Özellikle Gojo ve Sukuna'da güçlü olduklarını göstermek için. Oha, bu hareket imkansız deniyor. Netero Meruem diyorum. Jujutsu Kaisen'in mangası şu açıdan başarılı. Ya kendine has bir çizim tarzı tutturmuş ki o da Hunter x Hunter'a benziyor bu arada. Yeni nesil hep Gege Akutami tarzı çalışıyor biraz. Kirli çalışıyor. Kirli bir çizim tarzı var mangada. Gege Akutami'nin. Ya Gege Akutami tarzı diye bir tarz oturdu. Ben mesela çok şey yapıyorum yani. Gege Akutami tarzı diyorum mesela bir çizim gördüm mü. Saruhan eyvallah, kesene bereket. Ya Gojo vs Sukuna falan iyiydi abi, şimdi bak. Yiğidi öldür de hakkını da yeme. Gojo vs Sukuna Jujutsu Kaisen evreninde Titanların savaşı, iki tane en güçlü varlık savaşıyor tarzı yapılacak savaşlar arasında bence hani olabilecek en iyilerden biriydi. Ya beklentiyi bu kadar karşılayabilirdi zaten maksimum. O yüzden okey bence yani. Son zamanların en iyi çizimi Boruto TBV'de by the way. Uchiha Naruto. Yorum Uchiha Naruto. Yorum yok. En iyi dövüşler Sakamoto Days'te dendi mesela. Çok doğru bir yorum. Sakamoto Days'i bana Ryu önerirken şey demişti.
İşte komik ama aynı zamanda en iyi aksiyon sahnelerine sahip falan demişti. Açtım harbiden öyle. Sakamoto Days okuyun abi. Bak harbi bak şaka değil. Gırgır değil. Sakamoto Days okuyun. Animesi geldiğinde dünyanın en çok izlenen animesi olduğunda hava atarsınız millete. Ben bunun mangadan biliyordum zaten diye. Sakamoto Days. Yazın Türkiye'de basılacak Sakamoto Days. Basılsın abi, lazım. Days denilince aklıma sadece 91 Days geliyor. Yok ha, ya evet o çok iyi zaten de. Sakamoto Days'e de bir bakın. John Wick artı One Punch Man. Abi gör beni. Gördüm. Chainsaw Man'in mangasının Part 1'ini biliyorum sadece. Part 2'ye geçmek istemedim. Part 1 çünkü inanılmaz tatmin ediciydi. Abarttın. Neyi lan? Hangi yorumumu diyorsun oğlum? Şunun sonuna neyi abarttığımı da yazın. Öyle bir havaya abarttın atıyorsun ki yani neyi? En sevdiğim Game of Thrones karakteri tabii ki Tywin Lannister. Tywin Lannister'dan sonra dizi çöküşe geçiyor. Bak dikkatli izleyin. Yok kaptan abarttın hem de çok. John Wick artı One Punch Man diyerek dostum. Niye? Niye? Değil mi sence? Bence 7. sezonda çöktü. 5. sezonda çöktü abi. 5. sezon yer yer iyi kısımlar vardı ama belliydi yani çöktü. Ecdadın izinden gidip harem animelerine başlıyor. Sword Art Online ilk çıktığında izlemiştim. Beğenmiştim. Meğerse liseli olduğum için beğenmişim. Yaş ilerleyince anladım. Sword Art Online hakkında kısa fikrim. İyi değil arkadaşlar. Sword Art Online falan iyi değil. Sword Art Online'ı ortalama bir gene o gaming manvaları var ya işte solo leveling, omniscient readers falan. Tokat manyağı yapar. Sword Art Online'ı. Omniscient reader falan var ya üf. Üf üf üf. Yok eder. Abi o gaming işini, işte online oyunun içine giriyoruz işini manvalar, Koreliler bitirmiş. Koreliler bitirmiş. Japonlara gerek yok. Kapışamazsın. O webtoon dünyaları bu işi yalamış yutmuş. Twentieth Century Boys okunur mu? Kaliteli bir insansan okunur evet. Bu kadar da netiz yani. Bu konuda netiz abi.
Gurme tercihtir abi. 20th Century Boys gurmeler okur. Ya Kagurabachi'yi 3-4 bölüm izledim bıraktım oğlum, o meme hani mangası oldu artık. Ve çok da dandikti yani. Birinci bölüm fena değildi, sonrası kötüydü. Ranker Who Lives ilk kez duyuyorum. Gene herhalde garip bir manva. Bir daha manga okumamak mı yoksa anime izlememek mi? Anime izlememek. Hiç. Tereddüt etmeden kafamla basarım butona. Manga okumak abi tabii ki. Temel eser mangadır. Yemişim animeyi. Yemişim animeyi. Oğlum ben One Piece kanalıyım. Biliyorsunuz bizim ana meslek. One Piece animesini izlemedim oğlum ben yıllarca. Hani bir Wano'dan sonra baktım da gene bıraktım şimdi. Asıl bölümler gelene kadar. Burak F 22 TL. Kore gaming manga ve hentai işinde çok iyi. Hentai işini ben bilmiyorum. Şimdi. Beni bir yoklamaya çalıştın Burak. Şey deme bekledin. Tabii tabii bu iki sektörde çok iyi falan dememi bekledin de. Kardeşim, hentai işini bilmem. Onu sana sormak lazım. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Evet abi, tam ismim o. Nintendo aldım, oynayacak oyun kalmayınca JRPG'ye fena düştüm. Togashi izinden gidiyoruz. Saruhan bittin artık. Çıkamazsın o işlerden. JRPG işinden çıkamazsın. Togashi'nin izinden gitmek. Ya Togashi biraz şey kafada, yani dediğimi yapın yaptığımı yapmayın tarzı bir senseyi. Çok da gitmemek lazım. Abi kavgaya gitsen hangi 3 villain'ı yanına alırdın? Anma Yujiro. Zaten 3 etti. Anlayan anladı. İnce'yi anlayan like'a bastı bile. Arada böyle yapacaksın ya. Arada böyle ince sufleler atacaksın. Kıps. Alertler düzelmiş. Ses kayması falan olmuyor. Malik. Tekrardan Ninja Kamu'yu önerip gidiyorum. Yılın en iyi aksiyon ödülünü kazanacak. Buraya yazıyorum. Bu arada Ruyuma'daki gibi değil. Endişen olmasın kaptan. Malik ya, ona ben zaten bakacağım. Bakasım var. Onu ben bu hafta yerim. Bu hafta bir afiyet yaparız onu. Malik. Eyvallah. Kesene bereket. İki alert mi var? Hep aynıları geliyor. Süper chat'te iki tane var şu an için, evet. Ya önce Hunter x Hunter'ları ekledim. Şimdi diğer animeleri de yavaş yavaş ekleyeceğim ya. Burak F 22 TL yürüyemiyor. Evet bak, anlayan biri çıktı. Tamam bu arada evet. Dalgayı boş ver. Gene bir espri geldi. Ciddi cevaplayalım. Cevaplayalım. 3 villain. Kavgaya götüreceğiniz 3 villain. Nasıl boşver yazdı dalga diye birisi. Şaka gibi. Kaido. Kaido'yu net alırız. Hayır abi, Kaido'yu almam. Kaido'yu almam.
İki tane muhabbet edecek birilerini alırım. Bir tane Robin ver oradan. Tamam mı? Bir tane Robin ver. Bir tane de kimi ver? Bak Robin'i ver. Muhabbet edecek birini bulamadık başka. Hani hoş muhabbet. Muhabbet derken. Boy Hancock'la muhabbet edilmez ya. Ya Robin'le Nami'yi ver. Bir de Aizen al. Tamam, Aizen halletsin senin için. Biz de arkada keyif. Arkada sohbet muhabbet. Ama bunlar villain değil abi. Bize villain lazım. Estet yok mu? Estet villain değil mi? Villain. Ama neyse ya işte. Ya arkadaş. 3 tane villainla kavgaya gideceğiz de bana şunu yazın. Kimle kavga edeceğiz? Ben de ona göre yapayım. Lise çıkışına gideceksek ne gerek var? Saitama ile vs. Oy, Saitama ile vs mi? Karışır o zaman. Saitama ile vs ise %100 Aizen lazım. %100. %100 Aizen lazım. Ama yetmez. Aizen de yetmez. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Saitama karakterini iyi tanıyanlar bilir ki Saitama masum biriyle kavga etmez. Etmez. Bize bir şey olmaz yani. Biz orada takılırız. Saitama'ya abi deriz. O da bir şey yapmaz. Kira. Kira işler mi ki acaba? Death Note'a yazsak, Saitama yazsak işler mi ki? Saitama'nın ad soyad. King gibi takılırız yanında. Aynen öyle. Rox, Aizen artı Kira ile alamayacağın adam olmaz demiş. Saitama'nın soyadını biliyor musun? Nasıl alacaksın? Aizen'in Shikai de Saitama'ya işlemez kesin. Öyle bir şey vardır. Konuşarak çözülür tabi bu arada. Yusuf Solmuş, Cod Geass, Liloch çektin kavgayı bitirdi mesela demiş Yusuf Solmuş. Bak, evet o da Kira tarzılardan. Ama o güçler Saitama'ya bana işlemez gibi geliyor abi. Yalan yok. Itachi diyen mi var? Kolay gelsin. Tüm sülalem ölmüş gibi çek kanka. Itachi'yi yanımıza alalım da sülalemize kıysın. Fatih Kürekçi 110 TL. Kaptan Antrix Hunter'daki en kanser güç hangisi sence?
%100 Camilla'nın gücü. İkinci Prens Camilla. Öldürüyorsun. Bir kedi çıkıyor. Senin ruhunu alıp geri takıyor. Ve sen ölüyorsun. Camilla geri canlanıyor. Ve yani %100. Durdurulamaz bir teknik. Öldürmeyeceksin yani. Çok kanser. Vay işte zamanı durdurdum. Vay şöyle yaptım böyle yaptım. Hiçbir önemi yok ki. %100 ölüm garantili. Neden? Kadın sürekli ölüp durduğu için nene gitgide güçleniyor. Yani bu zamana kadar 30 kez öldüyse 30 kez daha da güçlendi nene olarak yani. 30x yaptı belki de. Saçma, bozuk nen sisteminin bug'ını bulmuş efsane bir karakter bence. Helal olsun bu arada. Onu da söyleyeyim. Sevgili Fatih. Yani benim için harbi şey bir soru, kolay bir soru. Çünkü kanser bir güç dendi mi benim aklıma bu geliyor. Yani en güçlü hangisi diye sorsam belki değişirdi. Ama yani Netero'ya da boşu boşuna en güçlü denmiyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani adam evrende kabul ettirmiş yani ulaşılamaz güçte olduğunu. Meruem'in gücünü de oradan siz anlayın artık. Ama tabii işte Nanika gibi işte kara kıta temelli güçler bir başka oluyor. Burak ve The World demiş. Zavarudo'yu da getireceğiz alert olarak. Jojo'nun o kısmını izlememiş olsam bile çok seviyorum. Açıp açıp izliyorum ya. Jojo izlemedim ama orayı biliyorum yani. Çok efsane bir an. Çok güzel çekilmiş. Yani şey, çok güzel animasyon yapılmış. Odysseus 22 TL. Kaptan Dio'yu al kafan rahat olsun. Dio falan bizi de öldürür abi. Dio'yu yanımda gezdirmem. Bak. Dio'yu yanımda gezdirmem abi. Sıkıntı adam, ne yapacağı belli olmaz. Mahmut Esat Güven 22 TL. Baba sar bir Nanika bedelini öderik de. Ya şimdi Nanika villain değil ama Mahmut. Patladın. Hayırlı uğurlu olsun, patladın. Villain değil. Villain demem ben ona. 3 tane villain sordular. Yoksa Nanika'yı alırdık tabii. Bedelini öderiz. Bedeli neyse öderiz. Saitama'nı öldürmenin de bir bedeli nasıl olacak bilmiyorum ama tüm galaksiyi yok edeceğiz artık. Ne yapalım? Saitama'yı bir öldürecek, bizim galaksi patlayacak içe doğru. Anca böyle bir bedenle karşılarız herhalde mevzuyu. Abdülsamet Polat, vay 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 vay, 450 TL ya Abdülsamet, ne yaptın ya? Abdülsamet 450 TL. Oo, çok kritik. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum Abdülsamet. Hoş geldin. Kesene bereket. Direkt Samet desen daha iyi kanka. Tamamdır Samet. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Çok kritik. Samet, ben seni çok görmüyordum ama yanılıyor muyum? Sen yayınlarda var mıydın? Ben mi yaşlandım yoksa? Bizim unutmama skilleri yavaş yavaş yok mu oluyor yoksa? İlk kez yayına geldim. Yaşlanmamışız. Kafa hala zehir. Meruem'le savaşan Netero. Hala kafa zehir. Bütün videoları izledik ama. Afiyet olsun. Bundan sonra da izlemeye devam edersin umarım. Demon Slayer animasyonları çok güzel olmasa çöp. Change my mind. Hala Hell's Paradise'dan iyi olur bu arada. En iyi 3 MC.
Saitama Guts. Kurapika. Kurapika'yı MC'den sayıyorsak Kurapika. Eren kesinlikle değil. Beraber anime izleme yayını gelmez ya. Onu yaptık. O öyle yılda birkaç kez yapılacak bir şey o. Daha yeni yaptık. Eren değil abi. İlk 3 değil Eren yani. Niye Türk diye böyle kayıracağız? Saitama hapşuruk büyüktür. Jüpiter canının bedeli ödeyeme. Abi ödeyemeyiz ya. Vallahi Saitama'nın şeyi şey yapamayız. Oyun önerisi. Samet sen bize tarz söyle. Chat sana yağdırsın oyun önerisi. Oyun tarafında çok yokum çünkü ben Hearthstone oynarım. Elden Ring falan bunu demeye gerek yok. Bunlar meşhur ama. Mahmut Esat Güven 55 TL. En son WoW oynadın. Özlettin lan. Oğlum WoW'u özledim ya. Battle for Azeroth oynamıştım en son. Bir daha da oynayamadım. Şey olmadı yani öyle dalacak vakit olmadı. Warcraft lore'unu da çok severim. Warcraft lore'una da az çok hakimimdir. Bugün kitapçıya gittim bir tane. Lich King'in Arthas'ın hikayesini Türkçe'ye çevirmiş. Itaki yayınları değil de şey Epsilon yayınlarıydı herhalde. Yani bir elim gitti alsam mı diye. Bende İngilizcesi vardı onun. Bak dur. Geliyor. Şunu Türkçe'ye çevirmişler. Daha büyük basmışlar bir de. Güzel olmuş. Türkçe'ye çevirmişler. Warcraft evrenini çok severim. Mahmut Esat 55 TL. Nanika iyi veya kötü değil bence. Evet bir çocuk ama kötü niyetli kullanırsan kötü olur. Krolo bunu öğrense misal şansını dener mi diye düşünüyor. Krolo görse gücünü çalmaya çalışır mı lan acaba? Lotur da severiz tabii ki. Onun da bütün kitapları var. Mahmut kesene bereket. Yani Krolo Nanika'nın gücünü almaya çalışabilir. Ama Nanika'nın gücünün temeli tam olarak nedir bilmiyoruz. Yayın tekrarı durur Hakan, sevgili Hakan. Yusuf Solmuş hoş geldin. Siftah yapmış. Deniz hala haber yok. Dead Parade kesin izle. Bilardo olan mıydı o? Çok yanlış hatırlamış olabilir. DC geldim güzelmiş. Ya Discord'umuz çok aktif değil ya. Discord'u ben olduğu gibi bırakıyorum ya. Çünkü abi çok bölündüm şimdi. İki tane kanal var. Instagram'a Reels atıyorum. Onu ben kendim oluşturuyorum. TikTok'a atıyorum. Başka işler de var. Ben askere geldikten sonra duyarsınız onu. Mart'ta gidiyorum. Askerlik soranlar. Bir ay. Bedelli. Saitama Kurapika Guts yazdım. Hepsini saydın. Kafalar aynı vallahi. Akain'i övmedik bu arada hatırlatı. Akain'i diğer kanalda. Nisan'ın ilk haftası geri dönmüş olurum. Askerlik kanallarına hazırlık yapıyor muyuz peki? Zannetmiyorum.
Abi sence Jin ne kadar güçlüdür? Çok güçlü. İnanılmaz güçlü. Hayat zor, iyi yayınlar. Ben kaçıyorum. Görüşürüz Samet. Eyvallah. Yine bekleriz. Neresi çıktığını saklı tutuyorum. Büyüsü bozulmasın diye. Komutanı Antrix Hunter başlattım. Vlog gelir mi? Yok be. Ben insanları sadece One Piece başlatmak üzerine çalışma yaptım arkadaşlar. Hunter x Hunter başlatma üzerine bir şey yapmadım. Ona rağmen herkes başladı. Şu an Hunter x Hunter kitlesi One Piece kitlesine çok uzak değil bu arada. Onu da söyleyeyim. Yaş kaçtı? 29. Oto o okizari ni shita. Video stoklayacağım. Daha stoklamadım. Mantığın olmadığı yerde Hunter x Hunter olmaz ki demiş Fatih. Oğlum insanlara çok acayip Hunter x Hunter'cı yaptım ve daha henüz bir şey de yapmadım. 30'a merdiven dayadık be. Abi genç gösteriyorsun. Tam tersini düşünüyor insanlar. Solo Leveling novel okudum. Sonra webtoon okudum. Mükemmeldi. Şimdi anime izlemeyi düşünüyorum. Ne oldu lan? Yunus Emre çok sağ ol. Jin'in ne kadar güçlü olduğunu zaten mangadaki bazı sahnelerden de anlaşılıyor da Jin sana şöyle söyleyeyim. Bence Meruem'i daha rahat yenebilirdi Netero'dan ama Netero'dan daha güçlü olduğu için değil. Daha kanser güçlere sahip bence. Gücünü henüz göstermedi. Ama o kadar zeki bir karakterin biliyorsunuz Nen gücü oluşturmak tamamen zeka ve hayal gücünün ürünü. O zekadaki bir adam nasıl bir Nen gücü hayal edip oluşturmuştur kim bilir. Burak F 22 TL Ervin Kemal'in taburuna... Ervin Kemal. Oğlum şimdi Ervin müziği açmak için yayını feda ederdim de gerek yok. Yayın tekrarı dursun. Duracak dedik. Bana Ervin demeyin o yüzden. Müziğini açasım geliyor. Burak. Yayın kapatırken en sonda Hisoka fotosu var ya onu DC'den bulabilir miyim? Bilmiyorum. Herhalde bulamayabilirsin. Ama ya animeden SS ya. Animenin orada kısmını açıp şey yapabilirsin. Bak sana taktiği söylüyorum. O bölüm Gök Kubbe Arenası'nın Heavens Arena'nın sondan dördüncü bölümü falan. O bölümü aç, bul, SS al. Çok da hani kaliteli değil. Heaven's Arena'nın şeyi işte o. Bu maçı Hisoka'nın kolunu diktiği sahne işte. O sahnenin sonu. Kaptan sence CSM mi Heavenly Delusion mı? Güzel bir soru ama şimdi Chainsaw Man'in ben mangada ilerledim. Heavenly Delusion'un ilerlemedim. Onu söyleyeyim. Heavenly Delusion mangada daha da bir iyi ise sağlam kapışma olur. Ama gene de Chainsaw Man. Gene de. Şu an için animede animenin ilk sezonlarına bakarsak animelerin evet Heavenly Delusion çok güzeldi. Bambaşka bir kafadaydı ama Fujimoto denen eleman deli deli. Deli. O adamın yaptığı mangayı yapamaz abi bence kimse.
Ya daha iyi veya daha kötü demiyorum. O kafada bir manga yapmak zor. O kafayı Shonen'e yedirmek zor. Seinen'de yapıyorlar. Homunkuluslar, pumpunlar falan deli işi. Ama Shonen'e yedirmek o kafayı, işte o kafa başka bir kafa. Fujimoto kafası. Evet, deli olan Chainsaw Man. Kaptan, Hunter x Hunter'ın neden Blu-ray veya 4K hali falan yok biliyor musun? Jojo'da aynı dönem çıktı ama kaliteli Blu-ray versiyonları var. Çünkü Jojo herhalde dandik olduğu için bari 4K'sını yapalım da iyi gözüksün demişler. Hunter x Hunter'ın ihtiyacı yok buna. Ne oldu? Odysseus. Ne oldu? He? Bunu mu? Bu böyle mi diyeyim? Bunu mu istiyorsun? Hayırdır? Jujutsu Kaisen demişim, pardon, usta yenge Elif dedin. Hunter x Hunter gömmeye mi çalışıyorsun gizli gizli? Daha Blu-ray versiyonu bile yok diye. Sen ne ayak? Sen ne ayaksın? Ben Jojo'yu gömüyor muyum hiç? Yahu insan gibi bir şey sorduk ya, ciddi soruydu gerçekten. Bazı bölümlerini Blu-ray izlemek istedim ama bulamayınca üzüldüm. Kardeşim, hayat her zaman arzularımızı ve isteklerimizi karşılamıyor. Odysseus istifa dilekçesini masanıza bırakıyor. Gizemli entrikacı söylediğin lafı beğendi. 200 puan hibe edildi. 200 altın hibe edildi. Gibi'nin 5. sezon fragmanına baktım tabii. Jojo, ben Jojo hakkında şey yap, şaka yaptım canım, ben bilmiyorum Jojo. İki part izledim. Netero no kobushi wa. Devam etmek istiyorum stunt mevzusundan dolayı ama bir stunt mevzusunu görmeyi isterim. Sinan Engin tabak kırıyor. Gizemli entrikacı büyük bir dikkatle sonraki hamleni merak ediyor. Yekcan hoş geldin. Yarım bıraktığın, devam etmeyeceğin anime manga var mı? Var. Pumpuna devam etmeyi düşünmüyorum. Reader'a da devam etmeyi düşünmüyorum. Kötülüğünden değil. Yani güzel. Artık başka manhwa'ya şans vermek istiyorum. Abi, o bardakta delik var mı esprisi geldi. Netero'nun hızını açıkladım Instagram'da, çok çok eski zamanlarda tabii. Oğlum şu Legend of Northern Blade yorumu yazan oldu mu lan? Kaçırdım onun. Legend of Northern Blade harbiden iyi mi? O çizimlerle nasıl iyi olabilir abi? Dur bir daha bakayım. Ona cevap vereniniz olmuş muydu? Kuzey'in kılıcı. Volkan Konak mı lan? Kim lan bu? Yalnız Volkan Konak'a dikkat edin. Benden size bir tavsiye. Rastgele bir bölümünü açayım bir de. İlk bölümünü değil.
Oğlum kötüler kötüsü ya. Kötüler kötüsü ya. Bayağı iyi diyen falan var oğlum. Lan farklı şey mi açtım ben? Çakmasını mı açtım? Abi çok kötü. Aa. Ekrana veremem abi şimdi. Arıza çıkar. Arkadaşlar. Netero'nun kobushi wa. Dalga mı geçiliyor şu an benimle? Şu an benimle dalga mı geçiliyor? Oğlum şu bak. Ne lan bu? Ne reklam girdi ya ana. Arkadaşlar. İnanılmaz kötü. Bakın yani şimdi naçizane benim biliyorsunuz bir manga dergim var. Ve aşırı üst düzey çizerlerimiz var. Onunla kıyaslayınca bilemiyorum yani. Birazcık. Neyse. Çizim tarzı farklı. Kötüye farklı deme taktiğini beğendim. Netero'nun kobushi wa oto o okizari ni shita. Mühim olan hikaye kaptan. Kabul edilebilir düzeyde bir çizimi olsa okeydi. Ya bir süre okusam sarıyordur evet. Sarar. Ne kadar kötü olursa olsun evet bir süre sonra hikaye akıyorsa sarar ama keşke biraz iyi olsaydı. Bazı çizimler de çok iyi. Ufotable yeni anime mi duyurdu? Bilmiyorum ki. Hangi anime? Hikaye olarak iyidir arkadaşlar. Ona bir şey demiyorum. Ne demek benim mangam var? Mangam var demedim. Manga dergim var dedim. Ben çizmiyorum. Hani insanların orada manga serileri var. Bura ne zaman ana kanalı geçer? 2 yıl içerisinde geçer bence.
Ama One Piece dizisi iyi devam ederse ora hep daha hızlı artar. Abi kanallarında aşırı takipçi yok ama hepsi gerçek takipçi. Bunun sırrı nedir? Emek mi? Bilmiyorum. Vallahi bunun bir sırrı yok. Yani benim bilinçli yaptığım bir şey yok. Ama evet. Kitleden çok memnunum. Abi çok spesifik bir kitle. Sadece anime. Hele One Piece tarafı sadece One Piece. O yüzden birbirine çok bağlı bir kitle. Ben de katılıyorum yani. Bizim şu an kanalın işte canlı yayına gelenler olsun, üye olanlar, video izlenmeleri falan ederinin üzerinde yani. Niş bir topluluk oldu. Toksik adam çok yok. Ya toksik adam olurdu eğer ben de toksik olsaydım ama benim biliyorsunuz ben öyle olmadığım için chat de öyle değil aslında. Sen toksikleri toksikliyorsun, o çok iyi. Olabilir. OP'ye başlamak istiyorum. Ama çok uzun olduğu için hevesim kaçıyor. Bana nasıl başlatabilirsin? 26 bölüm izleyeceksin. Beğenmezsen, hani bir gram bile beğenmezsen devam etmeyeceksin. 26 bölümlük bir anime izlemiş olacaksın. O kadar. Monster büyüktür. Tüm shonenler artı Gojo. Gojo'nun olaya dahil oluşu. Kapori hoş geldin. Gojo'nun konuyla alakası. Gojo'nun konuyla alakası temsili. Mistik foto tabi. Hunter x Hunter inceleme ne zaman geliyor? Oğlum Hunter x Hunter mangası konuştuğumuz video attım 2 saatlik lan. Yeter lan, içimiz dışımız Hunter x Hunter mı olsun? Onunla idare et şimdilik. Askerden dönünce devam ederim. Alev'in şeytanvari yargıcı bu sözlerinize üzüldü demiş Rox 22 TL. Eyvallah Rox, kesene bereket. Ya abi bu oraya ve bu Omniscient Reader göndermelerinize bayılıyorum. Omniscient Weavers'ta Yamato'nun Orochi gücü var. 8 yan olayını odadan daha iyi anlatıyor. Her geri geldiğinde bir özelliği gelişiyor falan. Sen ne demek istiyorsun kardeşim? Omniscient Reader One Piece'ten daha mı iyi diyorsun Burak? Kendine gel. Bu müziğin ılıklık seviyesi peki? Değiş. Geç. Hunter x Hunter hak ettiği değeri görüyor mu sence? Bence görüyor. Ben Hunter x Hunter videosu attığımda her zaman gereken ilgi ve alaka gösteriliyor. Dünyada zaten inanılmaz bir Hunter x Hunter kitlesi var. Sessiz kalabalık. Weavers yazmışım, Readers yazacağım önceki Super Chat'te. Burak işte kendini düzelten adam. Son 5 senede izlediğin en iyi animeler nedir? İlk kez son 5 senede izlediğim mi? Pluto.
Pluto, Heavenly Delusion. Ninety-one Days. Yani. Chainsaw Man. Saysanız oğlum bir şeyler aklıma gelsin. Pluto o kadar iyi mi harbiden? Pluto o kadardan da daha iyi. Hani ne kadar iyi dediğimi anladıysan ondan daha iyi. Vinland Saga. Üf, unutuyorduk az kalsın. Son 5 senenin içine Jujutsu Kaisen de girer, evet. Jujutsu Kaisen de evet, bence iyi. Bence iyi şimdi. Hakkını yemeyelim. Steins Gate'i ben çok oldu izleyeli ya. En az 10 yılı geçmiştir belki. Ragna Crimson zayıf başlıyor. Çok güzel açılıyor sonradan. Bence şans ver. Crimson karakterinin seriye girmesini bekle. Crimson karakteri seriye girmeden animeyi kapatma. Ne kadar kötü olsa da. Ya meşil geç abi. Yani çok güzel. Opening'i de viral oldu. Ama ya abi şimdi en iyi izlediğim en iyi animeye Meshul'u katamam, anladın mı? En güldüğüm anime olabilir ama Meshul'un bazı yerlerinde de harbi yarıldım ya. Meshul'un bazı yerlerinde harbi böyle acayip yarılıyorum ya. Meshul yapması gerekeni çok iyi yapıyor. Bir One Punch, ya bir de One Punch Man gibi arada hiç ciddileşmiyor. Hani One Punch Man arada ciddileşiyor ya. Hani Meshul'da o daha da bir az, yani %1 falan. Hani One Punch Man'in %30'u falan ciddi aslında. Meshul'da o da yok, hani %1 ciddiyet falan, full geyik. Bazı yerlerinde çok yarıldım ama. Yalan yok. Free Eren de çok iyi. My Home Hero'nun son 3-4 bölümünü saymazsan o da iyi. En iyi 5 anime arkı say desem. Berserk, Golden Age, bir numara direkt. Bire bunu yazarız. Yani animesi var ya, şimdi arkadaş anime demiş. Berserk'in animesi var. O kısmın animesi var. O yüzden onu sayabiliriz. Marineford, Chimera, şimdi gönül ister ki size böyle çok acayip bir animeden çok acayip bir arc söyleyeyim ki oha Engin ne dedin lan, o anime ne falan deyin de. Ana akım animeler hep akılda kalıyor abi yani. Şimdi arc sistemiyle gitmeyen animeler de var. Şimdi Death Note'da L arc'ı diye sayıyor muyuz mesela L arc'ını? Bence değil. Ya Death Note anlatıp başlayan biten bir seri. Ark değil. Ark zaten biraz daha böyle şey oluyor yani. Shonen'lerde oluyor biraz daha böyle. O yüzden Asuma Ark'ı denmez de ona Shikamaru Ark'ı. Asuma'nın intikamı. Ben çok seviyorum. Onun dışında
Arkadaşlar anime diyor. Anime saymıyorsunuz birkaçınız. Yok Shibuya Mibuya zor. Shibuya falan zor ya. Attack on Titan'ın bütün arkları girerdi lan bu arada. Niye hiç Attack on Titan saymadık? Kafadan yok oluş şekli. Bu kadar kolay mı unuttuk ya Attack on Titan'ı? Harbiden. Hatırlatmasanız unutmuştum. Attack on Titan iptal ya. Tamam Naruto'lar Marutolar iptal. Attack on Titan. 3. sezon 2. part. Shiganshina'ya geri dönüş. Dişi dev. Çok iyi. Dişi dev arkı. İlk ark çok iyi direkt. Oo çok sayılır ya Shiganshina. Ay Trost. Trost arkı çok iyi. Hiç girmeyelim o yüzden. Attack on Titan yok etti. Sümsük Orochi'den her şey daha iyi demiş Burak F. Muharrem Göksu 220 TL. Son 1-2 aydır çalışırken bana eşlik ediyorsun kral. Manga Ç olsun Hunter x Hunter tekrar tekrar dinliyorum. Kaçırdım büyük ihtimal ama askerlik ne zaman 3-5 stok yap sensiz bırakma bizleri seviyorsun. Sevgili Muharrem hoş geldin. Teşekkür ediyorum. İlk süper chat'iymiş. Kesene bereket. Askere gitmeden önce video stoklayacağım. Haftada bir video olacak. Sevgili Muharrem. Haftada bir de Manga Ç olacak. Bir Manga Ç bir video. Garanti. One Piece tarafına da bir bak bence. One Piece'e başla bak. Asıl orada sana yıllarca yetecek materyal var. Hayatının sonuna kadar yeter oradaki materyal. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Sakazuki Ç de var evet. Podcastlerimiz devam arkadaşlar. İki gözümüz, iki podcastimiz şu hayatta. Askerlik ne zaman? Mart'ta. 7 Mart gibi gözüküyor. Nisan'ın ilk haftası da ne derim. Sevgili arkadaşlar, 2 saate vardık. Yavaştan müsaade isteyeyim. Güzel sohbetimizi ettik. Sağ olun, var olun. One Piece sevmiyorum ya mı? Seversin. Abi Hunter x Hunter'ı seven, beni seven Hunter One Piece'i de sever. Anketimizde Jujutsu Kaisen zorlanmadı. 1800 oy. %76 Jujutsu Kaisen. Yani düşündüğümden %10 falan daha az çıktı bu arada. Ben yavaştan kaçayım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yarın One Piece tayfa. Yarın spoiler yayınında görüşüyoruz. Bu tarafta da artık bakacağız. Şey demiyorum. Hepinize iyi geceler. Gelen herkese teşekkürler. Hoşça kalın arkadaşlar. Güle güle.